Değerli basın mensupları, son birkaç gündür yaşanan olaylar sebebiyle dünya Gazze ve Filistin arasında yaşanan gerilimi konuşuyor. Kuşatma altındaki Gazze şeridini yöneten Hamas, İsrail'e karşı Aksa tufanı operasyonunun başladığını duyurdu. İsrail'in farklı noktaları Gazze'den ateşlenen roketlerle hedef alındı. İsrail Savunma Kuvvetleri saldırılara karşılık olarak savaş hali ilan etti. Şu anda bir savaş başlamış gözüküyor. Orta Doğu'da savaş durumu sadece İsrail-Filistin alanını değil, bütün dünyayı terör eylemleri ve yıpratma bölme politikaları ile olumsuz şekilde etkilemektedir. Bu son Hamas-İsrail savaşında Türkiye'nin yapması gereken savaşın bir an önce sona ermesini sağlayacak temaslar yapmak, tarafların Cenevre Konvansiyonu'na uygun hareket etmelerini öğütlemek, savaşın bölge güçleri ve dış güçler tarafından Türkiye'ye emrivakiler yapılacak şekilde istismar edilmesini kararlı mesajlarıyla engellemek, Türkiye içinde provoke edilmeye uygun olan Suriyeli-Afgan siyasi gösterileri kararlılıkla engellemek, olayların kontrol dışına çıkma potansiyeli göz önünde tutularak özellikle İdlib'den Türkiye'ye bir yeni göç akımına karşı en sert önlemleri kararlılıkla almak olmalı. Ayrıca bilinmelidir ki Filistin devleti kurulmadan ve bağımsız Filistin devleti İsrail'in yaşam hakkını kabul etmeden Orta Doğu'ya barış gelmeyecektir. Bunların önemini anlamak için aslında İsrail-Filistin arasındaki olayların nasıl başladığına çok kısaca değinmek lazım. Birinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından Filistin topraklarındaki Yahudilerin oranı %10 iken bölge demografisi kısa sürede organize bir şekilde değiştirildi. Filistin'e Yahudi göçleri 1. Dünya Savaşı'ndan önce henüz 1880'li yıllardan itibaren artmaya başlamıştı. Zira Filistin'e göç etmenin Yahudiler nezdinde dini bir boyutu da bulunuyordu. Bu göç dalgalarına yükselmek, yukarı çıkmak anlamına gelen Aliya adı verilmiştir. 1882-1939 arası dönem 5 adet Aliya dönemi olarak nitelendirilmiştir. Bu göçler sayesinde on binlerce Yahudi bu topraklara göç etmiştir. Aslında Yahudiler bu toprakları satın almaya 1800'lü yıllarda başlamışlardı. Yıl 1837. Filistin nüfus sayımı yapılıyor ve Filistin'de bulunan Yahudilerin toplam nüfusu 9000. Lütfen dikkat edin, 9000 olarak kayıtlara geçiyor. Daha sonra Filistinli Araplar Yahudilere toprak satmaya başlıyor ve bu rakam hızla 50.000'e yükseliyor. Böylece 1882'de ikinci Yahudi yerleşimi kuruluş oluyor. 1908'de Yahudi nüfusu 100.000'in üzerine çıkıyordu. Bu topraklar devlet tarafından satılmıyordu. Bizzat o bölgede yaşayan Arap şeyhlerinin şahsi malıydı. Ederinin çok üstünde fiyatlara satmak için Filistinli Araplar adeta birbirleriyle yarışıyordu. Halbuki padişahın bu konuda açık emri vardı. Hiçbir Yahudi'ye toprak satılmayacaktı. Her şeyi kılıfına uyduran Yahudiler Alman kimliğiyle, İngiliz kimlikleriyle toprak satın alıyordu. Yani böyle işgal ederek başlamadı her şey. Adamlar bastılar parayı, aldılar toprakları. Bu kısmı size tanıdık geldi mi? Osmanlı dönemi sonrası İngiliz himayesi altına girdi. Ve toprak satışları yasağı kalkınca Yahudiler satın aldıkları toprakların tapularını kendi üzerlerine yapmaya başladılar. 1925'te 944.000 dönüm satılan arazi miktarı 1927'de 1.104.000 dönüme, 1939'da ise 1.700.000 dönüme çıkmıştı. Bunlar hep satın alınan arazilerdi. Tapulu belgeli. 1948 yılına gelindiğinde bir devlet kurabilecek kadar toprak satın alınmıştı. Yani demek ki neymiş? Bizim dediğimiz gibi vatan satılmazmış. Benzer olaylar bizim topraklarımızda da olmakta ve gelen sığınmacı ve kaçaklardan dolayı hızla ülkemizin demografik yapısı değiştirilmeyi istenmektir. Buradan tekrar uyarıyoruz. Çok ama çok hızlı bir şekilde ülkemizde bulunan sığınmacı, Afgan ve kaçakların güvenli yollarla ülkelerine dönmesi sağlanmalıdır. İdlib'den Türkiye'ye yeni bir göç akımına karşı en sert önlemler kararlılıkla alınmalıdır. Anayasada yapmaya çalıştığınız madde değişiklikleriyle Türkiye
etnik bir cehenneme dönecektir. Derhal bu sevdadan vazgeçilmelidir. Uyarıyoruz, ülkemizi etnik bir cehenneme çevirmeyin. Değerli basın mensupları, bu hafta altında ülkemiz için bir başka çok önemli olay yaşandı. Bir SİHA'mız düşürüldü. Bu olay öncesinde Dışişleri Bakanımız basının karşısına çıkıp Türk Silahlı Kuvvetleri'nin o bölgede bir operasyona başlayacağını ve bu operasyon kapsamında da üçüncü tarafları uyardığımızı açıkladı. Buna rağmen gelen açıklama SİHA'mızı Amerikan askerlerine çok yaklaştı ve bu kapsamda vurulduğu yönünde. Bakın burası Muz Cumhuriyeti değil. Sen nasıl Amerikan askerini korumak istiyorsan orada Türk askeri var, Türk askeri. O bölgede PKK ve YPG gibi teröristlere karşı benim askerimin güvenliği tehlikede. Sen benim müttefikim olarak bu konuda ne yapıyorsun? Ayrıca daha önemlisi SİHA'mızı vuran uçak nereden havalandı? İncirlik üstünden kalktığı yönünde bilgiler gelmekte. Bu doğru mu? Daha buna cevap alamadan dün Amerikan üstünden atılan bir füze olduğu yönünde yeni bir haber geldi. Tabii İncirlik'ten kalkan bir Amerikan uçağı olması fikri öyle bir gündeme oturdu ki sonrasındaki füze söylemleri bunu örtbas etmek için mi yoksa gerçek mi bilemiyoruz. Merak ettiğimiz ise AKP hükümetinden hala niye bir açıklama gelmiyor? Bu durum netlik kazanmalı. Çünkü şayet İncirlik'ten kalkan uçak olayı doğru ise bu olay askerlerimize çuval geçirilme hadisesinden çok daha vahim bir hadisedir. Ama durum ne olursa olsun düşürülen bir SİHA'mız ve maalesef müttefikimiz tarafından düşürülen bir SİHA'mız olduğu kesin. Peki AKP hükümeti olarak bu konuda bir nota vermeyi düşünüyor musunuz? Bu soruların cevaplarını Türk halkına en kısa sürede vermenizi istiyoruz. Siz orada yüce Türk milletinin şerefini temsil etmektesiniz. Yeter artık ya. Buna uygun davranın. Teşekkür ederim. Sorusu varsa alabilirim. Bitiriyorum arkadaşlar. Teşekkürler. Sağ olun.